Yarım saattir dil döküyorum sana. Ne istiyorsun benden? Nasıl böyle düşünürsün? Bu zamana kadar sustum. Ne dediysen sineye çektim. Beni resmen kocamdan ayırmaya yemin etmişsin ya. Ya ben niye yapayım ki bunu? Hele ki sen yeğenime hamileyken. O da var tabii. Kıskandın değil mi? Ha? Abin evden tamamen gidecekti çünkü değil mi? Ama çok üzgünüm. Yiyemiyorum ben bunları, tamam mı? Buna asla izin vermem. Can'a her şeyi anlatacağım. Bebeğime de bana da yaptığın her şeyi teker teker anlatacağım. Ya ben neyi ne yaptım ki? Sevmiyorsun işte beni. Küçümsüyorsun sürekli. Abinden ayırmak için böyle türlü türlü oyunlar yapıyorsun. Kim veriyor sana bu aklı ha? Melih mi? Konuşsana. Çocuk ağlıyor, en iyisi ben bakayım. Dokunmayacaksın onu, anlıyor musun? Dokunmayacaksın. Şimdi de iyi hala rolleri falan. Yemiyorum bunları. Çok ağlıyor. Bırak da sakinleştireyim. Uzak duracaksın ondan. Ne dediysen tamam. Haklısın. Ben sabah abimin gittiği yeri söylemeyerek seni yanlış düşüncelere ettim. Bundan sonra daha dikkat ederim. Aklın sıra kandıracaksın beni değil mi? Özür dilerim Banu. Neye sebep olduysam. Bak ne olur böyle yapma. Allah korusun sonra yeğenime bir şey olursa. Senden korusun beni. O sinsi bakışlarından. O uyulan gözlerinden korusun beni. Oğlum bir sakinleşsin. Bunun hesabını bana vereceksin. Ah. Ah bebeğim. Hissettin mi? Banu bir şey mi oldu? Sancı mı girdi yoksa? Dokunma bırak. Görüyorsun değil mi? Bana da bebeğime de yaptıklarını görüyorsun değil mi? Banu. Ya çekil. Söz verdim abime. Bir söz verdim. Kendimi tutmam gerek. Banu'yu kırarsam yeğenime de zarar verebilirim. Şuna bak ya, hala söz verdim diyor. Ben bunu nasıl delirteceğim demediğinde kalmadı. Of be, iyiliği tuttu aptalın.